Teknik direktör demin hocam söyledi. Zaten şu an moralman çökmüş durumda. O yapacak durumda değilse, onu göndermek yerine başkasını getirmek alternatiflerinden biri. Ama o gidip gelene kadar bile bu krizin doğru bir şekilde yönetilmesi lazım ki o. Peki nasıl ben yönetilmeli ki, bu noktada? Burada en sorumlu, en sorumlu kişilerden yani tepeden başlar. Bu yönetimi yapmak için önce belirli yetkilerinizin olması lazım. O yetkiler de tamamıyla başkandadır ve başkan tarafından da birilerine verilir. Ee, tabii ki işin en güzeli de şu, hastalıklarda da bugün nedense belki de ruh halim şehitlerimizin olması, o üzücü günler maalesef, benim maalesef. ruh halimi de olumsuz etkilemiş olsa ki bunları düşünüyorum. Aslında önemli olan hastalığı önleyici tedbirleri almak. Bakın Fenerbahçe aniden bu duruma gelmedi. Fenerbahçe bu duruma geleceğinin sinyallerini sezon başından beri vermeye devam ediyor. Hatta bu yönetim geldiği andan beri sürekli belirli sinyaller veriliyor, mesajlar veriliyor. Bunları görmüyorsanız o dediğim tedbirleri zamanında almıyor iseniz o yüzden böyle bir son kaçırılmaz oluyor. Bu çok uzun bir konu. İşte takım planlamasından tutun transferdeki yetkilere kadar o takımı bir teknik adam olarak antrene edip geliştirmek, yarıştırmaya kadar ama bunu yaparken de sadece Ersun Hoca'yı başkanı konuşmamak lazım. Evet takımın liderleri vardır. Hoca onlardan biridir. E peki hocanın ruh durumu ona müsait değilse, hoca pes ettiyse, o futbolcular da mı pes etmeli? E ben Fenerbahçe'de lider konumda olan bir sürü futbolcu biliyorum. Ben sahadaki futbolcuların belki akıl olarak direnseler bile ruhsal yönden dün pes ettiklerini düşünmek zorunda kaldım. Fenerbahçe taraftarı da mı pes etmeli? Hayır. Bu takımın başarısını istiyorsa madem bir ekip çalışmasından bahsediyoruz; yönetim, teknik heyet, takım ve taraftar. Biri düştüğü zaman ötekini ayağa kaldıracak bu zihniyette ise o zaman bütün bu ortamları aşmak en kolayı. Zannediyorum, evet. özür dilerim hocam. E, hafta içinde yaptığınız programlardan birinde Mehmet Emin Uluç e, bir, bir istihbaratıydı kendisini. E, Ersun Yanal ile Emre Belezoğlu arasında bir sıkıntı olduğundan bahsetmişti. O, o da zannediyorum hani, takım içi lider dediğimiz anda da ilk akla gelen isim Emre Belezoğlu olduğu için acaba e, orada mı bir e, krize neden oluyor diye de insan e, düşünüyor. Şimdi zaten o krizin olduğunu yani çok önceden olduğunu biliyoruz. Yani kriz Beşiktaş maçı sonrasıydı galiba. Ee, o kriz nedeniyle yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş maçı sonrasıydı. İşte Emre Belözoğlu ile birlikte e, basın toplantısına çıktılar. Emre Belözoğlu hiçbir söz söylemeden devam ettiler basın toplantısına. Evet. Şimdi şöyle bir gerçek var. Orada da e, kriz var. Tabii ki takımın abileri e, direnç koyması lazım. Ama ben her zaman söylüyorum yani. Bu takımlarda bir madem bu noktaya geldiniz bir şoka ihtiyacınız var. Yani o şoklamayı yapmanız lazım. Şimdi diyoruz ki yani hoca bir konuşmayalım. Yani hadi kişiler üzerinden gitmeyelim, sistem üzerinden gidelim. Ama sistemi kişiler üretiyor. Yani bu takımda Jair stoper oynamayacağını, bu maçı söylemiyorum şimdi konuşuruz bu maçı da, oynamayacağını yani şimdi böyle lafları söylemekten hoşlanmıyorum ama birinci hafta söyledim. Ben çünkü stoper oynadım stoperin ne demek olduğunu biliyorum. Hava topu alacak, doğru yerde bulunacak, zamanlamayı iyi yapacak, topu oyuna iyi sokacak. Şimdi siz bunların hangisini yapıyor? Bir tek topu oyuna sokuyor. Zamanlaması yok, hava topu yok, pozisyon alma bilgisi yok, pozisyon alma bilgisi olmadığını net görüyorsunuz. Yani işte Gerson Rodriguez, Calma Campos, say say bitmiyor. Şimdi de Hamilton hani bu maç için söylüyorum. E, 3 tane 4 tane oyuncunun nasıl rahatlıkla hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi anlatmak istediğim şu. Şimdi burada ısrar eden bir hocadan bahsediyorum ben. Hani bu maçı söylemiyorum çünkü bu maç kamuoyunun kurduğu kadrodur bu. Yani kamuoyunun baskısıdır. Yani kamuoyu ya da işte Fenerbahçe yönetimi dedi ki hoca biz sana faleti aldık oynat artık oynat. Yani bu sonu stoper oynatma dediler ben ben net bir şekilde Peki, bunu bu. Peki bu noktada o zaman sahanın içine artık girersek. E, şimdi bu kamuoyu baskısıyla oluşmuş bir kadrodur diyoruz yani, ama kamuoyu bu kad... derken yani anladım. Tana evet. Tana başlayacağım evet camia diyorum. baskısıyla. Çünkü herkes sizin de söylediğiniz gibi özellikle derbide sahaya çıkan kadrodan sonra herkes bunu çok daha yüksek sesle konuşmaya başladı. Ama şimdi bu noktada da 1-0 öne geçiyorsunuz ama bu skoru koruyamıyorsunuz. Uzun bir süre 2-1 mağlup durumda de devam ediyorsunuz ve son saniyede aslında o puanı kurtarıyorsunuz. Peki bunu nasıl bir tercihle ve bunu nasıl bir taktik anlayışıyla açıklayacağız? Şimdi evet hocam Ersun Yanalı bir daha geri döndü. Ben zaten hoca değişikliğini geriye atmamdaki neden önemli olan doğru işleri yapacak kişilerin orada olması. Bakın bunun adı Ersun Hoca mı olur, Haldun Hoca mı olur, Ahmet Hoca mı olur? ki bayanlar henüz e, süperlikte Süper Lig'de görev yapmıyorlar. O yüzden sizin adınızı <laughs> Ezgi hocam olur diyemiyoruz. Bu, bu 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 sonraki iş. Ama zaten futbol saha içinde oynanır. Orada şampiyon olunur diyorsam sizin saha içinde yaptıklarınızın doğru olması lazım. Çok kısa gidelim. Doğru takım planlaması, doğru oyun felsefesi anlayışı camianıza uygun. O takım planlamasının doğruluğuyla oluşturacağınız o kadroya Doğru oyun anlayışını tamamıyla oturtmanız ve takımınızdaki en doğru 11'le, en kaliteli 11'le bütün bunları oynamanız lazım. Yani saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Fenerbahçe zaten burada en büyük eksikleri yaptı. Takım planlaması doğru mu değil? Niye doğru değil? Eğer detaylı gireceksek Fenerbahçe'de transferi kim yaptı? Kimler yaptı? Transfer nasıl yapılmalı? bir transfer oldu. Bunu biz yapmadık dediler. Başkan yaptı dendi. Bir transfer oldu. Bunu eee Komolli yaptı dediler. E, bir transfer oldu. Bunu Ersun Hoca istedi dediler. Bakın Ali Koç geldiği zaman en önemli vadi kurumsal bir yapıydı. O kurumsal yapı içinde Haldun hocam seni başkan yapıyorum. Estağfurullah. <laughs> başkan Sportif direktör siz olun. Çok ben de tek ederim. teknik direktör olayım ya transfer yapılacaksa bizim üçümüzün kafa kafaya verip bu transferi üçümüzün birlikte yapması lazım. Çünkü transferin ekonomik boyutu var. Haldun hocam da para çok. <laughs> İşin idari ve eko, idari ve organizasyon evet. boyutu var. O sizin göreviniz. İşin sportif boyutu da benim görevim ama benim de bu yönden sizlerin taleplerine uygun tercihlerde bulunup sizleri ikna etmem lazım. Yani üçümüzün birden o transferi onaylaması lazım. Şimdi bu, böyle işbirliği yoksa orada sonuç hüsran kaçınılmaz. Deminle ilgili bir cümle ya teknik direktörle takım kaptanı Emre Ersun Hoca ile Emre iyi anlaşamıyorsa bu zaten en büyük ayıp ya. Günümüzde kişisel çıkarım için benim bir takıma zarar vermeye hakkım var mı? Teknik direktör de olsam, takım kaptanı da olsam, görüşler örtüşmeyebilir ama herkesin görevi net bellidir. Kurumsal yapı dedi Ali Koç. Herkes görüşünü bildirir, saygıyla o dinlenir ve gerekli kişiler de e, o kararları alırlar. İşte bütün bunların yapılmaması, yani işin teknik boyutunun da kötü olması Fenerbahçe'yi bugünlere getirdi. Biz son dönemde bir şeylere takıldık. Evet, Jelson, devşirme futbolcu olarak stoper oynamaması lazımdı. Jelson'dan devam edeyim. E, dünkü maça bakıyorum, Jelson orta saha oynadı. E, Fenerbahçe'nin yediği ilk gole bakalım. Sol taraftan e, Dirar çalımı yediği anda, Podolski onu geçtiği anda kademesine kimin girmesi lazımdı? Jelson'un. Belki bunu hiç konuşmuyoruz. Adam oraya geldiyse Podolski'yi siz bilmek zorundasınız. O analizi yapmak zorundasınız. O orta yapıldığı andan itibaren olay bambaşka boyut kazanıyor. Kademeye giren kimse yok. Girmesi gereken e, Jeylson. İkinci gol. O kadar basit bir duran top organizasyonu ki günümüzde artık amatör takımlar bile buna benzer organizasyonları yapıyor. Vuruş öncesi Fenerbahçe defansı adam adamı eşleşme yap yapmış, eşleşmede de sonuna Hakan eşleşmiş. Ya Hakan oraya o koşuyu yapıyorsa, ben de Jeylson olarak onun markajıyla görevliysem artık onunla beraber oraya kadar koşayım, vurdurmayın. Bakın sadece dünkü iki gole Jeylson'un olumsuz yönde etkisinden bahsediyoruz. O yüzden olay sadece bir maç üzerinden okunmaz. Siz bunu bir bütün olarak görüp de takımınıza bunu oturtuyorsanız o zaman çözüm bulursunuz. Fazla uzun da söylemeyin. En büyük hatalarımızdan biri de şu oldu veya Fenerbahçe'nin hatası. Fiziksel gücünüz olmadan futbol oynamanız mümkün değil. Ama istediğiniz kadar kondisyonunuz iyi olsun. Bu sizin şampiyon olmanıza yetmeyebilir. Fenerbahçe e, bu sezon her şeyi kondisyon üzerinden okumaya kalktı. Hatta bunu da yanlış okudu. En önemli konu şu Galatasaray maçı öncesi bütün ekranlarda iki takımın kıyaslamaları ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin diğerleri Galatasaray'ın diğerleri. Hepsinde de Fenerbahçe üstün. Sağda niye Fenerbahçe üstün değildi? Bakın siz 23 haftanın istatistiklerini alırsanız bu sizi aldatabilir. Evet, rakamların aslında Son 5 haftada özür dilerim. Cümle şu. Son 5 haftada hızla aşağı düşen bir Fenerbahçe var. Son 6 haftada hızla yukarı çıkan bir Galatasaray var. Son durumlarına baktığınızda Galatasaray üstte olmasına rağmen bütün Türkiye bütün sezonun ortalamalarını aldı. İstatistikler önemlidir ama doğru okuyamıyorsanız da sizi aldatır. Evet. Fenerbahçe'yi üstün gördü. Bu da işin bir başka boyutu. Kaliteli futbol, doğru futbol kaliteli ayaklarla oynanır. Fenerbahçe, Ersun Hoca, o kaliteli futbolcuların genelde sahada olmasına hem destek olmadı hem de bazılarına izin vermedi diye düşünüyorum. Haldun Hocam size geçerken aslında şunu da eklemek istiyorum ben. Benim özellikle dikkatimi çeken bir konuydu çünkü bu. Yenen iki golde de altay ay ki sezon başından beri bireysel hatalarıyla çok fazla gündeme geldi. Ee, savunmadaki arkadaşlarına çok fazla isyan etti. Yani topu göremiyorum önümde duruyorsunuz şeklinde. E, isyanları vardı. İsterseniz o taktik anlayışını biraz buradan da e, değerlendirerek siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben gollerde hatası yok zaten. Yani ilk golde, e, ikinci golde çok iyi yere gitti top. Yani evet. olağanüstü iyi yere gitti. E, yani çok fazla ben orada yani evet Altay hatalı e, çıkışlar yapıyor, hatalı goller yiyor ama zaten oyunun daha başında Hamilton'dan aldığı bir top var. <laughs> oyun orada kopuyordu zaten. Yani evet. Hamilton'dan kazandığı bir top. Yani bu oyunu 6 ay üzerinden okumak çok e, gerçekçi bir yaklaşım olmaz Hayır, yani. tam tersi ben aslında savunmayı sordum. 6 ha, ay kendi savunmasına tabii, tabii, isyan kızıyor, ederek. Tabii kızıyor, kızıyor. Çünkü e, savunma anlayışında ciddi sıkıntıları var. Evet. Yani Fenerbahçe şimdi ne yaptığı belli değil. Bir gün tam alan savunması yapıyor, hiç adam yapmıyor. Bir gün 2 2 3 kişiye alan savunması şey e, adam adama savunma yapıyor. Sonra geri kalanına alan savunması. Yani karma karışık bir şey var. Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, teknik direktör refleksi. Onun için söyledim ben. Teknik direktör refleksine bakalım. Şimdi dünkü maçı okuyalım. Yani dünkü maç üzerinden gidelim. Daha iyi anlayacağız meseleyi. Dünkü maça baktığımda benim gördüğüm enteresan bir şey var. E, Fenerbahçe takımı Mehmet Ekici'yi ligin ilk yarısında kullanmadı. Lisansını çıkarmadı. İlk yarısında kullanmadı. Zayısı evet sakatlığı vardı şu dönemde ama Zayısı de kullanmadı. Ee, dönüyorum son 7 haftadır Falet var takımda. Jason stoper oynuyor. Dün maça bakıyoruz bu üçü diğer oyuncuların önünde. Bir kere hoca bir yerde yanlış yapmış. Ya bu oyuncuların demek ki bunlar onların önündeyse o zaman zaten yanlış bir şey yapmışsın demektir. Yani diğer oyuncularından daha öndeler. Hani demiyorum mükemmel oynadılar falan. Yani sen bekliyorsun ki Mehmet ekici bir topa vursun soyu. Ya yani Falet'in e, pozisyon alışına bakıyorsun. Kesinlikle daha doğru. Bindirmeleri yapıyor sol kanat falan. Yani netice itibariyle bir kere oradan gittiğimizde bile çok enteresan bir yapı var onu söyleyeyim. Şimdi e, Fenerbahçe takımını sahaya çıkartıyorsun. Kenarda kim var? Kenarda Ferdi var. Kenarda kim var? Kenarda Mevlüt var. Ve senin çıkan kadrona bakıyorum ben. Kadro çıkartıyorsun sol açığın Max Kuruze ki sol açık oynama olasılığı olmayan bir oyuncu sağ açığında Mehmet Ekici. Ya böyle bir oyun kurgusunda nasıl yapabilirsin yani ne yapabilirsin yani Orta sağ özellikli Max Kuruze, orta sağ özellikli Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Jailson ve Gustavo. Beş tane orta sağ özellikli oyuncuyla oynuyorsun. Ya artık artık hani klasik bir tabir vardı. Anadolu'da çok kullanılır. Hani Zurnanın zort dediği yere gelmişsin. Hala beş tane orta saha oyuncusu diziyorsun. Ya bir cesaret koy Ferdi'yi. Mesela şöyle yap. Ee, öne Mevlüt'ü koy. İşte Mevlüt'le Vedat'ı yan yana getir. Hani en azından böyle bir şans yap. Ya da içeriden oynuyor. Ya Fenerbahçe takımında şu anda adam eksiltecek oyuncun yok. Oyuncu yok. Adam eksiltecek kimse yok. Sen kalkıyorsun bu kadroyu kuruyorsun. Kaldı ki o kadar oyundan uzak ki, o kadar oyundan uzak ki Ersun Hoca. Yoksa ben yani böyle şeyleri söylemem. Hani birey üzerinden evet. oku falan meselesi değil. O kadar oyundan uzak ki, şöyle söyleyeyim bak. Fenerbahçe 35. dakikada öne geçti. 51'de birinci golü yedi. 56'da ikinci golü yedi. 56 değil mi? Bir teknik direktörsün. 56. dakikada ikinci golü yedin. 4 dakika sonra ne yaparsın? Bir hamle yaparsın. 4 dakika sonra... Hadi hocam bir virgül e, tamam. koymanızı tabii. rica edeceğim tabii, tabii. sizden.